Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Haşr Suresi, son 3 ayet-i kerimesi Haşr Suresi'nin. Kur'an-ı Kerim'in her ayet-i kerimesi, her kelimesi Allah kelamı Celle Celaluhu. Yani bazılarının anlam bakımından farklı özelliği var. Okunmasının bir de zamanı var bunların da böyle. Kur'an-ı Kerim bir manevi ecza deposu Kur'an-ı Kerim. Nasıl ki ilaçların hastalığa göre farklı özelliği var. Bir kullanmada formülde var bunların. İşte zamanları var. Ölçüsü var bunların böylece. Kur'an-ı Kerim de bunun gibi. Ruhsal hastalıklara şifa Kur'an-ı Kerim. Şimdi gelelim inşallah buna Haşr Suresi'nin son 3 ayet-i kerimesinin okunmasının fazileti. Ve Aleyhisselam Hazretleri Menkayn-ı Yusbiyu Seyahat-ı Merahat'in bir insan sabahtan 3 sefer şunu derse Evvelzi Bilasim Aymine Şeytan Racim derse kimse Evvelzi Billahi Semil Alim Mine Şeytan Racim derse sabahtan Ve Karesi Ayetin Bin Ağır Suretin Haşrı sonra da 3 ayet okursa Haşr Suresi'nin böyle. Allah o kimseye melekleri vekil ediyor. Tevkil ediyor, göründürüyor. Ona dua ediyorlar kişiye akşama kadar muhtemelen. O gün ölürse şikayet olarak ölüyor böyle. Eğer akşam okursa sabaha kadar ona melekleri dua ediyorlar. Ölürse şikayet oluyor böyle. Bu tabi camide hoca okuyor, imam okuyor bunlar camilerde. Fakat tabi dinlemenin sevabı da var. Okumakta gerekiyor bunlar muhtemelenler. Yani bilmeyen de bu 3 ayet-i kerimeyi ezberlemesi lazım bunlara böyle. Uhud harbinde 70 şehit verdi Uhud harbinde. 70 şehit verdi Uhud savaşında. Tabi oradaki alan dar. 70 tane mezar kazılması çok büyük yer kaplayacak orada. Bir mezara birkaç kişi kondu böyle. Mezara böyle. Açtığı mezarlar sırayla kondu böyle kıbleye doğru. Bir mezara birkaç tane ölü gömülecek zaman bunun bir kuralı var. Böyle. Mesela 3 kişi ya da 5 kişi aynı mezara gömülecekler. Bu mezarın kıble tarafı en üstün kısmı. Yani caminin ön safı gibi böyle. Kıble'de en fazileli kısmı böyle. Oraya kim gömülüyor? Hangisi daha tekva ise, üstünse oraya gömülüyor muhtemelenler. Peygamber sordu şimdi sahabelerine. Mesela 3 kişi, 5 kişi işte böyle mezar kazıldı, oraya gömülecekler. Sonra Aleyhisselam Peygamber eshabına. Eshabın bunların hangisi Kur'an'ı daha çok ezber biliyor? Bakın bol bol böyle. Hepsi sahabe. Hepsi şehit. Bakanlar bir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunların hangisi Kur'an-ı Kerim'den daha çok ezberi var? Daha fazla bilir ezberi böyle. Tabi bilir arkadaşları böyle. Ya Resulallah işte bu şu sureleri biliyor, ezber biliyor. Bu şu kadar biliyor. Bu kadar. Hangisi daha çok biliyorsa o öne gömüldü muhtemelen böyle. Ona gömüldü böyle. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i de ezberlemek. Yani gönüle, kalbe Kur'an-ı Kerim yazmak da gerekiyor böyle. Bir kağıt parçası. Beyaz bir kağıt parçası. Normal bir kağıttır böyle. Yani kutsal değildir. Maddedir. Özü yok bunların böylece. Eğer o kağıt parçasına mesela kötü bir resim bir şey yapılırsa bunu ayak alıp ezilmesi gerekir, yırtılması gerekir bunu böyle. Eğer Kur'an'dan bir ayet yazılırsa ama da alıp öpülür muhtemelen. Kutsal şey böylece. Demek ki normal bir kağıt bile, kağıtken, bir maddeyken, bir özelliği yokken, o kağıt parçasına ayet-i kerim yazılınca ne oldu kağıt? Kutsal şey muhtemelen. Mesela şu Kur'an-ı Kerim. Böyle. Normal bir kitap olsa ayak altına alınabilir böylece.
Ama Kur'an olunca yere konu muhtemelen böyle. Yere konmadığı gibi ne gerekiyor? Abdest olur mu abdestsiz olur böyle. Bunun için elden geldiği kadar inşallah Teala Kur'an-ı Kerim'den fazla bir şeyler ezberlemeye çalışalım muhtemelen böyle. Yavaş yavaş, yavaş yavaş mesela olur bunlar böylece. Bir talebenin biri Kur'an ezberlemeye gitmiş, hafızaya gitmiş. Fakat ezberleyemiyor ama. Meraklı, uğraşıyor, çabalıyor. Fakat bir türlü ezberleyemiyor böyle. Bırakıyor artık. Hocam ben bu şey yapamayacağım böyle. Ezberleyemiyorum böyle diyor. Yavrum sabret hocam diyor. Yapamayacağım diyor. Ben gideyim böyle diyor böyle. Peki sen birisi o tarafa. Alıyor eşyasını. Geliyor. Onun da yeğen gidiyor tabii. Yola gidiyor. Bir ara mola veriyor. Bir su akan varmış böyle. Bir oluk yapmış ağaçtan. Su gelen su oluktan geliyor. Ağaçtan geliyor. Orada mola veriyor. Biraz bir şey yiyor da. Su içiyor. Şimdi bakıyor. Olduğun altına bir delik olmuş. Delirmiş böyle. Ona su damlıyor. Taşa damlıyor böyle. Oluktan aynı noktadan su da böyle tek tek damlayınca taşı oymuş muhtemelen böyle. Oymuş. Bakın bu talebe bakın muhtemelen. Genç talebe ona bakıyor. İret alıyor bunlar. Ya Rabbi diyor ya bak. Bu taş bile diyor böyle. Taş bile diyor. Demek aynı noktada diyor damlaya damlaya diyor. Taş oydu diyor. Benim taştan katım acaba bile diyor böyle. Yani döneceğim diyor. Okuyacağım muhtemelen. Okuyor. Havuzlar muhtemelen böyle. Okuyor. Gelin inşallah şimdi anlamına. Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahü lezî la ilahe illâ hu. Hüvallah. Hu ve zamir. O demektir böyle. Ancak buradaki zamir bir farkı var. Esma-i Hüsna'dan bu böyle. Yani hu diye zikir olur böyle. Hu. Ama nasıl olur bu? O anda kişinin aklına başı olmayacak ama böyle. Hu derken böyle. Hu o demek aslında böyle. Ama Rabb isteyen bir isimdir. Hu, hu diye zikir olabilir böyle. Hu Allah. Allah odur. Celle Allah odur Celle Şanlı. Allah ismi Celle Şanlı ismi cami deneyim. İsmi cami. Bütün esmaları işin alıyor böyle. Allah ismi Celle Şanlı. Mesela Er-Rezzak. Yani isim de Mevlam'dır. Anlamı rızık verici böyle. Eşrafi, şifa verici. Er-Rahim, merhamet edici böyle. Et-Tevvâ-Tevbi, kabul edici. Bunlar bir anlama geliyor bunlar böyle. Fakat bir kişi Allah deyince her şey oluyor böyle. Mesela günahkar kişi Allah'ım diyor, Allah diyor. Yani Allah affet beni anlama geliyor böyle. Aç kişi, garip, açık, gayet yoksul kişi böyle. Çoğu kişi ağlıyordu açlıktan. Allah deyince rızık bir anlamına geliyor böyle. Allah Celle Celaluhu buna denir ismi cami. Bir de ismi işini almış oluyor böyle. İşini almış oluyor. Hüvallah. Allah odur. Elinizi öyle Allah ki Celle Celaluhu la ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur böyle. İlah. Uluhiyet. Mabud hakiki deniyor buna. İbadete layık bir yaradan. O başkandan başka böyle. Her şey yaratılmış. Her şey yaratılmış. İnsan yapıyor bir şeyler mesela. Onu bunu karışık bir şey yapıyor. İnsanlar yapıyorlar bir şeyler. Ama madde yaradan Allah muhtemelen böyle. Mesela bir kadınlar bile evde un koyuyor, işte kabuğun tozu koyuyor, şunu koyuyor, bunu koyuyor. Bir şey yapıyor böylece. Ama onu yaratan kim muhtemelen böyle? Buğdayı yaratan kim? Toprağı yaratan kim? Güneş yaratan kim? Derimlere böyle. İnsanlar mahluk, yaratılmış varlık insanlar böyle. Mevlam Halik yaratıcı. Mevlam Celle Celaluhu. İşte Allah'tan bak Celle Celaluhu ilah yok. Yani ibadete layık başka bir ilah yok mu? Yerlere bakalım, göklere bakalım, peygamber olsun, melek olsun, ulazim peygamber olsun, kim olsa olsun,
Her biri yaratılmış varlıklar her vakti gelince ölüp mezara gidiyor. Kıyamet kopacak, dünya da gidecek, güneşler gidecek, her şey dağılacaklar böyle. Başka alem kuracak, dünya kuracak böyle. Alemül gaybi ve şehade. Alemül gaybi Allah, gaybi o bilir ancak. O bilir gaybi. Gayb gizli. Yani insanların bilemediği, göremediği her şeyi nedir? Gayb diyor burada. Gayb. Gizli yani böyle. Hazreti Osman Hazretleri halife iken Peygamberimizin mürşi yüzü vardı. Ve ona mührü var Peygamberimizin böyle. Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamber sonra mühür Hazreti Bekir'e kaldı halife olduğu için böyle. Ondan mühürler de böyle. Resmi şeyler, rakları. Hazreti Ömer'e kaldı. Osman'a kaldı. Hazreti kaldı. Hazreti Osman halife iken bir kuyu var Medine'de. Vardı daha doğrusu. Kapandı çalışıyor. Oluşlar arası. Kuyu meşteğimin yanı başındaydı böyle. Kuyu vardı. Bahçe içinde. Bir kere bir bahçe vardı. İçerisinde yola değil de kara delik dürken şeklinde kuyu vardı böyle. Ben kuyu gördüm muhtemelen. Oturuyorum kuyunun başına doğru elhamdülillah. Şimdi orası kapandı. Olur olsam şimdi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o kuyuya giderdi Peygamber. O kuyuya giderdi böyle. Giderdi böyle. Kuyuya otururdu orada. Sonra Hazreti Bekir de giderdi. Otururdu orada. Hazreti Bekir otururdu orada. Ondan sonra Hazreti Osman o da gidip otururdu orada. Hazreti Osman gitti o kuyuya oturdu. Yüksek dilli kenarları, düz iken oturup ayar içine sakıtırdı böyle. Oturdu orada. Hazreti Osman parmağındaki Peygamber'in yüzünü, mürünü bir bana çıkarıp öbürünü takmak istedi onda böyle. Ekmek de böyle. Çıkardı, takacağı böyle düşürdü kuyuya. Kuyuya düşürdü. Aradı bulamadı. Kuyu suyu boşaltıldı. Bir damla su bırakılmadı. Kaç gün aradılar suyu da bunu bulamadılar muhtemelen böyle. Bulamadılar. Ondan sonra artık korktu sahabeler. Bu dediler bir alamet bilir böyle. Yüzü gitti. Alamet dediler böyle. Gerçekten fitne koptu ortaya muhtemelenler. Hazmanlar şehit oldu. Hazmanlar şehit oldu böyle. Şimdi belki de çamura karıştı. Gerçi çamura karıştılar böyle böyle. Kaç kişi böyle. Üç gün aldılar böyle. O kadar arada bulamadılar. Demek ki gaybi bir Allah biliyor mu? Ne olduğunu bilir böyle. Bazen mesela insana göre cin görebilir bazı şeyleri. Cin gaybi bilmez. Ama cinlerin gaybi biraz daha bize keskindir. Bazı cin görebilir. Mesela biz göremeyiz de. Bazı melek görebilir. Melek bilebilir onu böyle. Ama meleklerin bilemediği gizliler var böyle. Gayb diyorum bunlara böyle. Bir de gayb ikiye ayrılıyor. Şu andaki gayb gizlilik yani böyle. Gizli bir şey şu anda. Bir de gelecekte olacak. Geride olacak. Bunu bir Allah biliyor. Böyle. Ancak Allah cennete bildirirse bazı kullarına, peygamberlere, bazı evli ilahlara bildirirse, yalnız o konuyu bilir ama. Baş bilemiyor. Böyle. O konuyu bilir böylece. Şimdi gayb deyince içimizi Mevlam biliyor muhtemelen böyle. Beyinde bir düşünme var. Merkez ve beyin düşünüyor beyin böyle. Düşünme beyinde böyle. Bir kişinin beynine yarsalar ona bir şey göremezler muhtemelen böyle. İnsan ne düşünüyor? Onu Allah bak biliyor muhtemelen. İnsanın işte ne geçiyor kalbinden, gönlünden, onu Mevlam biliyor muhteremler. Dilerse Rabbim onu bazı peygamber bildirir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin fethi gününde, Mekke fethi oldu elhamdülillah, Cuma günüydü, Aleyhisselam Hazretleri tavaf ediyor muhteremler. Bir müşrik, sanki Müslüman görünerek o da tavafa girmiş, tavafa girmiş. Amacı keskin ve zehirli bir hançer. Onu saklamış. İhram altına saklamış. İhramlı kendisi de. Amacı peygamberimizin suikastı öldürmek peygamberimizin bir hançerle böyle.
Yani kendi ölümü göze almış, sırf şunu öldüreyim ben diyor böyle. Buna kurtulsun bile diyor böyle, aklınca böyle. Böyle yavaş yavaş, böyle yavaş yavaş, tabi peygamberinde seçkin sahabeler var. Bu arada böyle yavaş 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 sokulmaya çalışıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam tabi tavaf ediyor böyle. Biraz yaklaşınca döndü. Peygamber buyurdu, dedi ki ona, sen misin Fudale, adı Fudale, sen misin Fudale? Benim ya Resulallah. Ne düşünüyorsun? Yok, okuyormuş tavaf ediyor ya Resulallah. Yani burada ki o fikrini değiştirelim böyle. Değiş fikrini bakalım. Atı şeyine bakalım. Atı bu şapkan bana böyle. O zaman imanı tazene muhtemelen böyle. Bir imana geldi böyle zaman böyle. Gelmiş adı getirdi. Şu anda yemin ediyorum ki sen Allah hak peygambersin sen de muhtemelen böyle. İmana geldi böyle böyle. O anda böyle. Bak, onun düşüncesini Rabbim peygamber bilirdi o anda be. Ama bir onu bilemeden be. Bak, bilemeden böyle. Onu bilemeden böylece. Bir Allah'a şey bilmez mi? Değil mi? Bunu benim tanrımlar. Bileye böyle. Düşüncelerimizi böyle, gönülden geçenleri, gönülden geçenleri, ileride olacakları, olacakları. Mesela yarın ne olacak değil mi mesela? Bu gece ne olacak? 10 sene sonra, 50 sene sonra ne olacak? Böyle? Dünya ne olacak? İnsan ne olacaklar böyle? Herkesin yeri kabri de belirir mi? Herkesin belli ramadan bu şekilde böyle. Ve şihade ve şuhuda hazır görünen bilinenleri de Allah buna biliyor tam olarak. Şuhudu böyle. Tabi gizliyi bilen aşikarı dahi bilir. Hüver Rahmanir Rahim. Kuvu Allah Celle Celaluhu Er Rahman'dır. Rahman. Rahman Rahim aynı kökenden geliyor. Merhametten geliyor. Aynı kökenden geliyor. Anlamı farklı. Tabii bir kelime harf fazla olduğu için burada. Rahman dünyaya bakıyor. Ne kadar varlık varsa dünyada, yeryüzünde Mevlam ayrım yapmadan rızkını veriyor. Firavun olsun, Ebu Cehil olsun, kim olsa olmasın. Evli olsun, peygamber olsun, Rabbin rızkını veriyor insanlara. Dünyada böyle böyle. Kesin rızkını veriyor böyle. Efendim işte kafirdir, inkarcıdır, zalimdir, şudur, budur, çok kötü insandır. Rızkını kesersen Mevlam, o zaman iman mecbur, zorunlu olur böyle. Kişi aç kalınca bulamayacak ekmek, iman eder bu sefer böyle. İman ihtiyari, iradeye bağlı muhtemelen böyle. Böyle zorunlu değil böyle böyle. Zorunlu değil böyle. Onun için Mevlam rızkını kesmiyor kişi muhtemelen böyle. Hatta onlara Mevlam daha fazla bile veriyor onlara ağırsa. Neden? Onların tek dünyası var ama ya. Tek dünyası onlara var. Artık onlara Allah korusun böyle. Yani ölüm yatağına yattığımı, artık bir de gözüne perde kalktığımı her şeyi görüyor. Artık bin bir pişman böyle. Çıldıracak ondan böyle. Ölmeden daha mı? Gözden gör, perde kalktığımı böyle. Yerini gördü, kabrini gördü, cehennemin yanacağı yeri gördü. Hepsi bunları gördü. Çıldıracak bu şekilde. Onun için Mevlam ne yapayım? Mevlam rızkını veriyor böylece. Ana karnındaki yavru, ana karnında. Kim rızkını veriyor? Allah elini atacak bak. Ana karnında böyle. Yuvada kuş, yavru kuş. Ya, uçamıyor daha böyle. Yukarıda havada, küçük bir yuvada böyle böyle. Kim ona rızık verecek ona böyle? Rabbim veriyor muhtemelen. Sebep ben mi muhtemelen böyle? Ana kuş değil mi? Bir kuş, hayvan. Aklıyorum ermez muhtemelen bak. Yavrusu aç olduğunu biliyor. Ona gereken gıdayı da biliyor ana kuyumdan böyle. Ben otururken karşımda kuş yuvası vardı böyle. Oturup onu izlerdim böyle. Tefekkür ederek severdim böyle şey yaptığını böyle. Böyle bakıyordum yüksek diye kaçtım peki. İşte bakıyordum böyle. Ana kuş aşağı indi böyle. Bir şey aldı, baktı, onu beğenmedi muhtemelen. Onu bıraktı. Başka aldı, üçlü bir şey aldı, uçtu gitti yuvaya muhtemelen böyle. Yuvaya gitti, yavru kuş ağzını açtı. Ağzını açtı mı da ağzını attı mı? Ama yetmedi. Gene geldi. Gene geldi. Gene ona baktı, buna baktı, buna baktı böylece. Yani yavrusu neyi yiyebilir? Ona ne yarar? Neyi yutabilir? Ya bunu yaptıran güç, kuvvet, azamet değil mi? O kuşa mı yaptırın? Kuşa mı yaptırın? Allah mı yaptırın böyle ya?
Mevlam bana ya. O kurban olacağımız muhtemelen böyle Allah Celle Şahane. Sonra bunu doyurdum muhtemelen kuşu böyle. Baktım ilde su akar vardı, çeşme vardı muhtemelen. Oraya gitti böyle. Demek oradan su almaya lazım. Geldi böyle. Suyu birden vermedi muhtemelen böyle. Yani verdi, durdu. Yine verdi, durdu. Öyle verdim suyu ben böyle. Birden vermedi. Bak boğulmasın muhtemelen böyle. Kuşa bunu Allah yaptırır muhtemelen. Rabbim rızık verici Mevlam muhteremler. Hasta olur, garip olur, yolcu olur, şu olur, bu olur. Rızkını kesmeyi sanırım böyle. Rızkını keserse eceli gelir muhteremler. İkisi beraber bunların böyle. Er-Rahim Allah, Er-Rahim'dir. Merhamet sahibi. Bu kimlere? İnanın müminlere özel muhteremler böyle. Allah'ın kafirlere merhamet yok muhterem böyle. Yok diyeceğim. Ancak müminlere. Müminlere. Kul dünyada uğraşmış, çabalamış, yapmış ama tam becerememiş. Eksik kalmış. Sevabı az geliyor. Ama Rabbimin merhameti elhamdülillah yetim muhteremler. Peygamber bir gün dua etti Rabbimize aleyhisselam peygamberi. Ya Rabbi ümmetimin hesabını bana bırak Rabbim. Ne olur Rabbim? Ümmetimin ben veriyorum ümmetin hesabını. Mevlam buyurdu ki Habibim Muhammed'im. Ben sen daha merhametliyim Mevlam Muhammed'im. Sen yakınlarını kayırırsın, yakınlarını önce. Benim kulum hepsi var bir. Ayet-i Kerime gelin Mekke'ye mükerremede. Habibim sen dilediğine edemezsin, dilediğine, sevdiğine edemezsin. Sevdiğin iş yani böyle. İnnek lâtemi ahbebte ayet-i kerime böyle. İnnek lâtemi men ahbebte. Sen sevdiğine edemezsin Habibim. Hacı kelime gelince bir Habeşi ayağa kalktı, fırladı mı? Allah diye andı abi ya. Başta Allah Allah de be. Ne var diller diye sahip ne olur? Allah şükür, hidayet Allah'ın elinde. Allah'ın tasarrufunda böyle. Eğer peygamber olsa hidayet bana sıra gelmezdi. Ben bir Habeşi köleyim mi? Kara köleyim ben böyle ya. Amcaları, amcaoğulları, amca dayıları, şunlara çok soyu sopulu veririm peygamber. Koca Kureyş kabilesi arkasında var böylece. Bana sıra gelmezdi buyurun teyzeyim. Benim gibi köleye bak sıra gelmişti dedi. İlk Müslümanlardan kendisi. Hüvallahüllezi. Yine aynı ayeti başlangıcıyım. Hüvallah. Yu Allah odur Celle işte. Odur Allah Celle Şahalü. Yani bunu birkaç kelime sayabildik ancak. Tabi imanın sonu yok muhterem. İmanın sınırı yok böyle. Sınırsız böyle şey böyle. En kuvvetli iman peygamberimizin. En kuvvetli iman ama sonu yok ama yine muhtemelen böyle. Yani bir peygamber de binlerce yıl yaşasa her saniye nefese bir mağara yol alsa yine bitmiyor muhtemelen böyle. Hüvallah, işte Allah odur. Ellezî la ilahe illa hu. Ondan başka ilah yok böyle. Rab yok, yaradan rızak yok. Yeri güya hakim olan yok. El-Melikü Allah Celle Celaluhu meliktir. El-Meliki. Yani kainatın evrenin sultanı. Tek onun size geçer. Onun dilediği olur evrende. Kabirde, mahşerde, sıratta, cennette, cehennemde, dünyada, gezegenlerde, galaksilerde, meleküt aleminde, cebel aleminde ancak Allah'ın Celle Celaluhu irade dilediği oldu Mevlamız. Bu bir bu şey böyle böyle. İrade ilahi böyle. Mevlam buyuruyor. Fe'al lima yurid. Fe'al lima fe'al. Mübarek verse böyle. Lima yurid. Allah ne dilerse olur mu? Ne dilerse Mevlam olur. Ne dilerse Mevlam. Onun dilediği olur böyle. Bulutlar, denizler, güneş, ay, yıldızlar böyle. Esen yerler böyle. Her şey onun tasarrufunda, tedbir emrinde. Onun yönetiminde. Canlarımız, hayatımız, organlarımız. Mesela hayat organlar var. Biri çalışmadı mı hayat sönüyor böyle. Şimdi organları yaratan, onlara şekil veren Mevlam böyle. Bu düzeni kuran Mevlam'ıdır.
Yarattığı her şeyin mutlak hakimiyeti onun elinde. El-Melik'e böyle. El-Kuddüs'ü. Allah Kuddüs. Mukaddes yani. Kutsiyet böyle. Kuddüs pak tertemiz böyle. Her türlü noksandan münezzeh Mevlam böyle. Noksan münezzeh böyle. O zaman kudüs sahibi, her şeyi gören, bilen Mevlam böylece. El-Kuddüs'ü. Esselamü Mevlam selam. Esselam Rabbim isimlerinden de böyle. Esselam. Mevlam Esselam'dır. Kuddüs ve Esselam'a. Yerine geliyor bunlar böyle. Allah Kuddüs'tür. Azamet sahibi, kudret sahibidir. Her nokta münezzehtir. Her şeyi görür, bilir. Selam devamlı böyledir ama. Selamet yani bu. Başka ne varlık var? Allah'ın başka bir varlık varsa her şeyin bir sonu var. Her şey muhtemelen. Ne diye? Zeval böyle. Zeval böyle. Zahil olma böyle. Yani geriye dönüş böyle. Açılış böyle. Devletler bile devletlerin kuruluşu vardır. Yükselişi vardır. Para dönemi vardır. Duraklama dönemi vardır. Geri dönemi vardır. Batar gider muhtemelen böyle. Bir çiçek de böyle. İpini çıkar. Yani bir gelişme dönemi tam geliştir, boyu, postür, rengi olgunlaşır, duraklar, gerileme başlamaktır. İnsan da böyle, her şey bunun gibi böyle, böyle. Her şey böyle. Dünya bile günüzü var, gelişti var. Böyle. Her şey bir değişim süreci var. Mesela peygamberler yaşanıyor, peygamberler de. Peygamber hatırlar böyle. Yani tıbbı da en iyi biliyorlar bilir. Tıbbı nebe biliyorlar böyle. En iyi tıbbı da onları biliyorlar. Lokman Aleyhisselam mesela hekim, yok hekim böyle böyle. Her şey o kadar oturup bakınca ondaki esma üstüne bilir de böyle. İş yaradığını bilir onlara böyle. Onlara böyle. Ama o da yaşlandı. O da hastalandı. O da öldü ortada böyle. Zeval böyle. Esselam Rabbim aynı haldedir sürekli. Yani ebedi ezeli deniyor ona böyle. Bir de esselam anlamı da Rabbim kullarına selamet verir böyle. Selamet verir böyle. Onun için bu duadır böyle. Selam vermek böyle. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selametini o böyle. Allah'ın koruması da o anlamına göre böyle. Bu duadır bu böyle. Çok bir duadır bu. Hem de zikir oluyor böyle. Esma'dan olduğu için hem zikirdir hem duadır bu. Şimdi bir insan birinin duası almak istiyorsa ona selam versin. Tamam aldın duasını. Ne diyor o? Ve aleyküm selam diyor. Sana da selam olsun diyor. İşte yetti dua muhteremler. En güzel dua muhteremler. El-Mü'minü. Bu iki anlama geliyor. Bir el-Emni, emniyetten, güvenden geliyor. Rabbimi kullanan Mevlam emniyette bırakır, güvende bırakır Mevlam onları böyle. Yani ölürken de, kabirde, mahşerde, sıratta onlara korur onlara Mevlam böyle. Bir de iman ettirici anlamına geliyor böyle. Rabbimin yarattığı şu alemlerle Rabbimin kudretini bize gösteriyor. İman için böyle. Bir evliya şöyle buyuruyor. İnsanlara şaşırıyorum ben diyor bak. İnsan beni şaşırıyorum böyle diyor. Hazreti Musa'nın asası ejder oluyor da onu diye büyütüyor gözlerinde. Bak bir asa kuruyor, asa değnek yılan ejder oluyor böyle. Halbuki diyor, ağaçlara baksak diyor kışın diyor. Ağaçlar kopur kemik ağaçlar böyle diyor. Tekrar böyle kalmadı. Bir şey izine kalmadı diyor. Bahar geliyor. Yaprak oluyor, çiçek açıyor diyor. Bak ne oluyor bunlara haber. Hayat verimler haber. Yani insan şöyle bir etrafına bakınsa, kişi çevreye baksa, dağlara, denizlere, akan suya baksa, insan insanlara baksa, her şey ne diyor? Allah bir, Allah bir diyor. Bu kadar insan var, günümüze kadar gelmiş, gelecek. Ama her biri farklı muhtemelen böyle. Mesela kadınlar okula gidiyorlar, çocuklarına da yine mesela okulu vermişler. Aşağı yukarı yaşları eşit hep. Yaşları aynı işte böyle. Boyları birbirine yakın aşağı yukarı. Aynı giysi. Aynı renk. Böyle.
Her kadın ne yapıyor? Karşıdan şunu tanıyor böyle. Her kadın şunu tanıyor böyle. Bak bırakalım bunu. Kuzu muhtemelen böyle. Kuzu ne yapıyor değil mi? Annesini buluyor sürüde muhtemelen böyle. Annesi de kuzuyu tanıyor böyle. Eğer başka bir kuzu geçsin bir koyuna hemen teper muhtemelen. Tepi vurur böyle bana böyle. Kendi yavrusu kuzu geldi mi? Durun tamam böyle. Ne koydu muhtemelen bak ne koydu muhtemelen. Ya buna baksak muhtemelen böyle ya. Kim yapıyor bunları ya muhtemelen? Bu düzene kuran kim yani? Koyuna bunu veren kim? Arılar mesela. Her arılar farklı. Ayrı bir kabile, millet, toplum. Her kabile. Her kovan muhtemelen böyle. Öbür kovanın arısı bu kovana giremiyor muhtemelen böyle. Hem onu iniyle batırıyor muhtemelen. Alma bak böyle. Ne anlatıyor bunlar? Kimlikleri var bunların? Yok mu? Böyle bak bak. Böyle ama böyle koku. Neredesin? Nerede bunlar muhtemelen böyle? Allah'ın koyduğu canmış muhtemelen böyle. Bu ya. Başka bir arı başka oraya giremiyor muhtemelen. Onu öldürürler böyle. İşte insan bunlara baksa nereye bakacağız bakalım değil mi böyle? Allah'ın azameti, kudreti, birliği muhtemelen böyle. Birliği böyle şey. Bir de Mevlam ne yapıyor? Peygamber eliyle Rabbim mucize yaratıyor. Peygamber eliyle. Yani mucize yaratıyor Rabbim böylece. Nedir mucize? İnsanın yapamayacağı, aciz kalış yerine deniyor mucize böyle. Mucize. Aciz. Aciz kökünden geliyor. Rabbim onu yaratıyor. Bakarak ya tamam bu hak peygamber bu. İnanmayan, inanmıyor tabii. Ne diyor? Sihir büyü diyor muhtemelen. Allah korusun bak. Allah korusun ya. Ne bismillah. El müheyminü. Allah cezim müheymin böyle. Müheymin sürekli bütün alemi, bütün varlıkları gözetleyen sürekli böyle. Gözetleyen muhtemelen. Şimdi günümüzde kamera var mesela. Böyle. Kamera var. Şimdi kişinin 10 tane iş yeri var mesela. Böyle. Ayrı bölümler, şunları bunları var. Her yerde kamera var. Kişi ne yapıyor? Bir yere bakarken öbürünü görmüyor muhtemelen böyle. Ya, muhtemelen de bak böyle. Yani şehirde mesela merkezde de şimdi çok güzel kamera var böyle muhtemelen. Ama ne oluyor? Bunlar inceliyor teker teker inceliyor. Bak teker değil mi? Geliyor. Tek bir kamera inceliyorlar. Buradan geçti mi, şu mu, bu nasıl böyle. Ondan sonra öbür kamera, öbür kameraya baktım böyle. Allah cilece bak, Allah muhtemelen böyle. Hepimizi yapmalı. Her an, her saniye böyle. Hepimiz öyle el-müheymin sıfatıyla gözetlemedeyiz muhtemelen böyle. Gözetmeyelim böyle. Rabbim hepimiz aynı anda hepimizi görüyor muhtemelen. Bütün insanları, bütün cinleri, melekleri, ruhları, ölenleri, kabirdeki mevtaları, nerede kabirdeki böyle böyle. Yanındaki karıncalar muhtemelen böyle. Bir yuvada kaç milyon yarın karınca muhtemelen bir yuvada böyle. Kaç milyon karınca bir yuvada muhtemelen böyle. Bu da karıncaları, kuşları, balıkları, okyanustaki balıkları, hepsi Mevlam bunları. Hepsi böyle muhtemelen böyle. Görüyor böyle. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz, Rabbinin emri gelmeden bir bıraktı kaçtı. Kızdı kavmine. Gazaba geldi. Öfkelendi. Meryem biliyor musun? Mugadi ben. Gazaplar öfkelendi böyle. Kızdı kavmine. Nineva'da. Musul'a yakın yani. Nineva, Irak'ta. Oraya peygamberdi. Kızdı kavmine. Çıktı gitti böyle. Kitaba tabi ceza gerekiyor şimdi muhteremler. Nebeti bıraktı. Yere baktı izin gelmeden böyle. Bir gemiye bindi böyle. Gecenin karanlığında bir fırtına. Geminin yelkeni gemi tabii. Yelkenler parçalandı. Yelkenler kırıldı. Öyle muazzam fırtına. Denizde dalga. Gök gürlüyor, şivşak yiyor. Yağmur. Korkuş herkes böyle. Titriyor herkes böyle. Gemi sallanıyor buradan böyle. Kaldı denize böyle. Derdi şimdi bir derler kaşak ışığından böyle. Yani köle aradılar. Kura çekildi, Yunus Aleyhisselam'a geldi. Atıldı, tabi kura girmeyeceğim fazla. Yani atıldı böyle. Velhamdülillah, velhamdülillah fi zulümati.
zulümatta. Zulümat çoğul olmuş böyle. Yani gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın karanlığı, deniz atıldı. Yunus balığı. O da adı Yunus olmakta yani. Yunus balığı, en büyük azman Yunus balığı bekliyor hemen burada böyle. Atıldığı gibi hop yutulmuş böyle. Yunus balığı böyle. Yunus balığı insana yakındır, Yunus balığı muhtemelenler. Yunus balığı insana yakındır. Yunus balığının bir özelliği de doğru muhtemelenler. Yavrusu emzirir Yunus muhtemelenler. Doğru yavrusu emzirir Yunus balığı. Hareketler yapar kendisi. Onu yuttu, yuttu. Yine bunun nedir özelliği? Denizde fazla kalamaz deniz altı Yunus balığı. Yukarı havalı burada böyle bak. Oksijen altı böyle. Eğer başka balık türü olsaydı onların solungaçları var böyle. Hava almıyorlar böyle. Suda çözülmüş oksijen alıyorlar böyle. Alıyorlar solungaçlarıyla. Yunus balığı fazla kalamaz deniz altında. Tabii bizim gibi de çok bizden fazla kalır ama fazla kalamaz. Arada çıkar oksijeni havada alır mı türü böyle. Alır böylece. Bu oksijen ne oldu? Onun karnına gitti. Yunus Aleyhisselam oksijensiz kalmadı balığın karnında. Rabbim koyu düzen ama böyle. Yarattı böyle. Orada başladı tesbihata. Biliyorsun tesbihatını kısa keseyim. Melekler baktılar ki melekler ya Rabbi derler Yunus'un Nebi'nin zikri geliyor ama denizden geliyor ya Rabbi. Bilmiyorum tabii kudur muhtemelen. Melekler muhtemelen. Ya Rabbi Yunus, senin Yunus kulunun peygamberinin tesbihatı geliyor. Tesbihatı geliyor ama denizden geliyor. Evet ben evet. Ona ceza verdim böyle. Deniz altında, bak deniz altı. Ona deniz tahte bahar. Tahte bahar. Bahar deniz. Deniz altında geliyor böyle. Tahte bahar altında. Rabbim oraya cezalandırıp attı. Ceza verdim muhtemelen. Özel bina yapma gerek yok ceza verdim muhtemelen. Yardına böyle. Rabbim tabi da görüyor muhtemelen. El müheymini her şeyi böyle görüyor. Özetliyor muhtemelen böyle. Bize Mevlam bunları bildiriyor muhteremler. Neyi bize? Bize Mevlam bunları bildiriyor. Bir iman açıdan Allah'ı tanımamız için celleşanıyor. İkincisi nedir? Rabbim de bizi böyle devamlı böyle bize Mevlam gözlüyor. Mevlam bize bunu bildiriyor. Ne bize Mevlam buyuruyor? Kulum dikkat etme. Yani namazda, yolda, evinde, hatta tuvalete, banyoda dikkat etmeli muhtemelen böyle. Yani Mevlam bizi devamlı sürekli gözleme değil muhtemelen. Gözlememiz devamlı böyle. Her yerde bir hayal gerekiyor belki muhtemelen. El-Azizü, Allah Aziz Celle-Cali, İzzet sahibi, hiçbir varlık onu aciz bırakamaz. Ne dilerse olur muhtemelen. Yani işte hava koşulları şöyle oldu da, böyle oldu da, şu oldu, bu oldu. Yani bahane yok muhtemelen. Bir devlet başkanı, dünyanın süper gücünün devlet başkanı, bir yere gidecek mesela, randevusu var. Önemli bir şey. Ama bir kar, bir fırtına, alabura oluyor böyle. Bir şey havalanmıyor muhtemelen böyle. Ertelendi. Ne oldu? Kötü hava şartları, düz havaları yetmiyor böyle, Amerika mesela, bu kadar teknolojisi var, gücü var, o kadar nükleer silahları var, ama bir hava koşullarını muhtemelen böyle. Bir hortum gelir, bir kasırga gelir, alt serisi bırakır şeyi böyle muhtemelen böyle. İşte demek ki bir insan dünyada ne olursa olsun, makam ne olursa olsun, ben şu yapacağım diyemez muhteremler. Allah izin verirse demek gerekir böyle böyle. Ama Allah'ın dilerse ona bir şey engel olamaz. El cebbarı. Mevlam cebbar. Cebir. Yani zorlama. Mevlam zorunlu. Mevlam koyduğu bazı kanunlar vardır. Bana bir fıtri kanunlar böyle. Kanunlar böyle. Mesela yer çekim kanunu. Kulu mecburi yere çiviliyor. Öyle derler. Ya kişi iki tane yere kesemiyor. Böyle. Gerçekim kanunu var böyle. Mesela balıkların böyle bir denge düzenler balıkların böyle şey. Nereye çek balık? Tatlı suda. Denizde yaşayamadım derler.
Dengesinden bozulur böyle. Köyde yaşayacak, daha açlanmaz fazla. Yaşlanmaz böyle. Mesela serçe güvercinde kuşları, onlar ne yaparlar? Yaşamazlar büyük ormanlarda. Böyle köy, kasaba, şehir işlenemi yaşlanırlar. El cebbar muhtemelen böyle. Cebir ile böylece kul buna mecbur var böyle. Mesela havayı solumak. Eğer insan buna mecbur olmasa, farz olsaydı yanmıştık. Yere getiremeyiz bunu böylece. Durmadan havayı solu böyle. Solu ver, solu ver. Uyuk yatarken, tuvalette, banyoda, yolda, işinde, yemek yerken durmadan solu, nefes ver, ver, ver. Bu başaramaz böyle bu. Neye giriyor? El cebbara giriyor. Fıtata giriyor. Böyle. Hiç durmadan böyle soracağım. Böyle. El mütekebbir. Mevla mütekebbir. Büyüklük Allah'a mahsus gelir. Odur ancak büyük olan böyle. Odur büyük olan. Her şeyin fevkinde azamet sahibidir. O da büyük olan böyle. Onun için ilk gelen emir tekbir gelir madde. Mevlam gördü. Ve Rabbeke fekebbir. Ya el müddessir kum feenzir. Ayet-i kerimesi böyle. Ey örtüye bürünler, ey müddessir kum göreve kalk. Uzanmıştı, örtmüştü ne böyle şey. Müddessir örtüye bürünen böyle. Peygamberimizin yeşil rıkası vardı Aleyhisselam Efendimiz. Yeşil rıkası vardı. Yoktu onun battığı, yoktu Peygamberimizin. Yeşil rıkası vardı Aleyhisselam'ın. Peygamberimiz eve geldi. Ya Hatice ört beni, ört. Titreme git peygamberle. Bir melek seslendi peygamberimiz yolda. Ya Muhammed diye sanki kıyamet kopuyor. Gök yürüyor mu böyle. Peygamber bir ürktü anda. Ürktü. Eve geldi titreyerek böyle. Ya Hatice. Eş hanımına. Ört beni, ört beni. Destürünü, destürünü, destürünü. Ört, ört, ört beni dedi peygamber böyle. Ört, üç titriyor böyle. Anlıyorsunuz böylece. Göründü. Cevrah sen gelin hırtına görüldü aşkı ilk böyle orada böyle. İkinci evvela nurdan da gelmişti. Buyurdu ya eyyel müddessir ey örtüye bürünler. Onun için ben kum kalk bak. Göreve başla. Tebliğe başla. Feenzir insanları uyarmaya başlarına başla. Tebliğe başla. Göreve başla bakalım böyle. Ve Rabbeke fekebir. Rabbini büyük de tekbir abi böyle. Hem peygamber ayağa kalktı. Böyle ayağa kalktı. Artık rüstür, risalet makamına geçti. Yani böyle ayağa kalktı. Sanki başı ağaçta bir anlamadan böyle. Ağaçta bir anlamadan böyle. Bütün gökleri görüyor buradan böyle. Bütün alem böyle. Melekleri, al zikirleri. Ay bir yıldızların zikirleri bir Allah diye, Sübhanallah diye böyle. Yani gök tesbih halinde. Mevlam buyurdu. Ve Rabbeke fekebbir. Allahu Ekber dedi muhteremler. Allah çağınımıza tekbir getirdi. İlişte Müslüm oldu böyle. Ancak büyük olan Allah Celle. Sübhanallah amma yüşekün. Sübhanallah amma yüşekün. Sübhanallah Allah Sübhan'dır. Sübhan Mevlam her türlü noksandan münezzeh. Yani münezzeh tenzih. Teslimi deniyor buna. Tenzih deniyor buna. Bir örnek vereyim. Tek bir örnek vereyim inşallah. Mesela görmek. Bir özellik. Sıfat deniyor buna. Bir görmek özellik böyle. Biz de görüyoruz. Ama görmemiz neyle böyle? Bir göz denen bir şey var bu zaman. Böyle. Tabaka tabaka bunlar böyle. Sonra damarlardan beyne gidiyor. Aslında gören beyindeki merkez gibi bunlar. Bir katarakt oluyor, perde oluyor, engelli muhtemelen böyle. Zayıflama oluyor, görüş azalıyor, düşüyor. Şey böyle. Hele damar kurdu mu Allah korusun, artık tedavi şey yapmıyor böyle. Kapanıyor böylece. Sonra bizim görüşümüz sınırlı. Renkleri görüyoruz, renk olacak böyle. Renk olması göremeyiz. O da hava var, gazlar var yine böyle. Çeşitli gazlar var. Ama göremiyoruz. Renkleri muhtemelenler. Melekleri göremiyoruz. Cinleri göremiyoruz muhtemelen böyle. Duvarı öbür tarafını göremiyoruz muhtemelen. İnaltını göremiyoruz. Mesela mezara gidiyoruz.
yakınımızı göremiyoruz ne yaptığını mezar içerisinde. İşte Allah'ın Celle Celle Mevla'nın bir sıfatı el-basir. El-basir, basar sıfatı. Rabbim her şeyi görüyor. Her an böyle. Her şey. Yerler, gökler, melekler, içimiz, hücrelerimiz böyle, zerrelerimiz böyle. Şu an cennetteki melekli huriler. Her şeyden görüyor. Sübhanallah demiş, bu anlamı geliyor. Rabbim her türlü noksan sıfattan münezzeh. Yani her şeyi gördüğü gibi her şeyi bilir, her şeyi işitir, her şeyi güzeldir. Şimdi buraya geliyor. Neden Mevla münezzehtir? Amma yüşükün. Amma. Aslında an bir de ma bu böyle. Nur sanırsa mim geliyor buraya. İdgam oluyor. Bunu yapıştırıyor böyle. Amma oluyor böyle. Anma yüşükün. Allah müşriğin koşu şirkten Allah münezzehtir böyle. Müşriğin koşu şirkten böyle. Ne yapıyor müşrikler? Ya tapıyorlar maddelere. Heykellere, taşlara, aya, güneşe, yıldız, ateşe, ineklere, hala yüzyıl ama yüzyılda Hindistan'da inek tapıyor, ineklere, inek tapıyor. Yani Hindistan'a bir inek bir mağazaya girsin, kimse onu dokunamayabilir. Herkes kutsal hayvanlar. Devirir, ezer, camlara vurur, vitrine vurur, kafasına boynu vurur, şey yapar böylece, daha sevinir adam, of of der, bereket gelin der. İşte Mevlam buyuruyor, Allah bundan münezzeh muhtemelen. Yani münezzeh bunların Mevlam diyeceğim böyle. Yani müşriklerin koş şirklerden böyle zavallı insanlığı muhtemelen. Ölen bir insanın heykelini yapıyorlar. Dikiyorlar bir yere. Ondan sonra diyor, tören mören şunu orada altında hemen saygı adı altında tapınma. Tapınma muhtemelen. Onun önünde böyle eğil kalk saygı yap bana şunları yap bunları yap dın diye bir şey çağır böyle saygı duşuna geç. Yani bilmem ne şu çağda böyle bir kafa, böyle geri kapı, yobaz kafası değil mi muhtemelen? Yolun da muhtemelen böyle. Allah'ı unutsa aşağı böyle, kalk sen ölen bir leşin yapılan bir heykelle. Kim yaptı onu? İnsan yaptı onu böyle. Aldı kesti, neyse makineyle kesti, tı 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 böyle. Onu yaptı muhtemelen böyle. Bir taşlı kayadı adamı böyle. Onun kalkıp karşı bir şey böyle. Amma yüşükün bak. Amma yüşükün. Allah bunu haşa münezzehtir Mevlam verecek bunlar ya. Hüvallahu ile halik. Hüvallahu Allah odur Celle Cevap. Bak hep bu üç ayet-i kerimede Allah'ın sıfatı da muhtemelen böyle. Onun için farklı zaman bunlar böyle. Hiç başka kelime bunlar böyle. Hüvallah Allah odur Celle Cevap. Ele halik'ı yaratıcı olur böyle. O yaratır. Yani yoktan var etme, takdir etme. Yoktan var etme muhtemelen. Yoktan var eder Mevlam. El-bari'ı. Bari o da yaratıcı. Nasıl yaratıcı? Uyumlu, mütenasip. Yaşam koşuna göre yaratmayalım böyle. Yani yarattığı varat nerede yaşayacaksa ona göre onun babını yaratıyor muhtemelen. Organlarını, fiziksel yapısını yaratmayalım böyle. Mesela balıklar yaşayacak. Ona göre muhtemelen balık böyle. Yüzmesi için başı uzun değil mi? Buna böyle. Kuşun kemiği içine boş kuşlar muhtemelenler. Kanatları var bunların bu şekilde böylece. Bunların böyle. Bir de kuşun ne yapar? Hemen sindirir, hemen atar dışarı muhtemelen. İçine durmaz böyle muhtemelen böyle. Hemen atar böyle. Onun için mesela güvercin, mercin bir yere kondu mu bir şeye tız bir tarafta hemen atar dışarı muhtemelen böyle. İçinden yük taşımam bunlara muhtemelen böyle. El bağırıyor. Her varlık nereye yaşayacaksa ona göre atıyor mu yaratmam böyle. Ona göre atıyor böyle. Ona göre atıyor böyle. Balığın başka, denizden deldekiler, çeşitli varlıklar bunlar böyle. Tabi yalnız insan değil, hayvan değil böyle. Bitki de buna dair muhtemelen. Melekler, cin de buna dair böyle. El-Musavviru. Rabbim bir de suret şekil veriyor mesela. Musavviru, suret şekil veriyor bana böyle. Her ağacın, her çiçeğin, her otun, her bitkinin, her insanın her organın, iç organın, iç organların da şekil almıştır. Mesela parmakla alalım böyle. Bu eklem olmasın burada ve düz olsun bana böyle. İş alalım böyle. Bir de eğer bu diri buradan gerilim olsun böyle, bükemezsin böyle.
Payı var bundan böyle. Biraz Mevlam bunu şeye bırakın böyle deriye. Bunu germ yani böyle. Eğer gayet deri, bu deri gerilim olsun böyle bükülmez yani bundan böyle. Bak geçtiğim var böyle. Parmak uçlarına böylece. Yani bak karşısında tek bir parmak böyle. Karşısında parmaktan farklı böyle böyle. Bir araya gelince başka oldu. Böyle. Yani şu parmakla yaratan var böyle. Dıştan tırnak var mı böyle? Bir kemik böyle. Nasıl beyni koruyan bir kafatası varsa kemikten böyle aynı kemik, aynı yapıdan yani karşısında oluyor bu kemikler, tırnaklar. Aynı işlemi ne yapıyor? Tırnak yardımcıdır. Bak, koruyor muhtemelen böyle. Yani tırnak olmasın, eller tutamaz muhtemelen böyle. Bak, onu koruyor muhtemelen böyle, böyle. Parmak izleri var böyle, böyle. Her insanın gözü, gözün rengi, kirpikleri, şunları, bunları muhtemelen böyle. Mesela her insanda, hayvanda kirpikler tek sıradır böyle. Tek sıra böyle. Devrede iki sıra devrenin kirpikler. İki sıra böyle. Üstte iki sıra, altta iki sıra muhtemelen. Hem uzun kirpik. Neden? Çöl fırtınası oluyor derler. Çöl fırtınası böyle. Deve çöl hayvanı ya fırtına yakalanıyor. Altların gözü görmüyor muhtemelen şu fırtına olduğunu böyle. Altların böyle. Savaşta mesela. Bir fırtına oldu mu altların gözüne toz, ince kum giriyor. Gözleri yanıyor. Hayvan bir şey görmüyor onlar böyle. Ama devenin kirpikleri ikişer sıra. Altı üstte ikişer sıra uzun böyle. Sık bunların böylece. Tutuyor bunu kimse muhtemelen böyle. Allah'ın kudreti muhtemelen, Allah aşkına muhtemelen ya. Deveyi çölü yaşayacak, ona göre ayağın tabağın düz muhtemelen. Batmıyor kuma muhtemelen. Hörgücü var, ya da yedek, yedek gıdası var böyle. Bir hafta su dayanabilir, bir hafta su dayanabilir diyor. El-Musavvir'u işte bu. El-Musavvir böyle. Mesela bir insan bir şey tohumu alıyor. Tabi anlayan bunu biliyor. Bundan şöyle çiçek olur. İşte boyu şu kadar oluyor böyle. Şu zaman açar, bu kadar açar. Şey böyle, yaprağı böyle, rengi böyle. Şekli bu şekilde. Böyle. Aile olur muhtemelen böyle. İlik ağacının mesela yaprağı başka. İncirin yaprağı başka. Armudun yaprağı başka. Yaprakları hep şeyleri başka başka muhtemelen. Yaratan bunlar. Hatta kar tanesi böyle. Her tane bir tutmuyor beni. Hepsi başka bir kar tanesi muhtemelen. El-Musavvir şekil muhtemelen. El-Musavvir. Lehül Esma'l Hüsna. Lehü Allah'a aittir. Esma'l Hüsna. En isimler Allah'a aittir. El-Rezzak, El-Hay, El-Kayyum, El-Latif isimleri, El-Habir, El-Alim isimleri Allah'a aittir. Her ismin bir müsemması var muhtemelen. Anlamları var bunların. Yüsebihü lehü o halde bak şimdi böyle nasıl buyuruyor sana Mevvele. O halde yüsebihü lehü Allah tesbih eder. Yani tesbih Sübhan anlamında. Sübhanallah ve bihamdi gibi böyle. Ma fis semavati vel ardi. Yüsebihü lehü Allah tesbih eder. Ma fis semavati. Bazı ayet-i kerime men gelir. Men fis semavati gelir. Men akıl sahibi için kullanır, men kelime kullanır böyle. İnsan için melekler ayeti böyle. Ma geldi mi hepsi için kapsıyor böyle. Akıllı akıs olsun böyle. Yani yıldızda, ayda, güneşte, havada, rüzgarda, sularda, melekte insanlar dair buna böyle. Lehü mafis semavati. Allah tesbih ediyor. Gidip gökte ne varsa. Sema, semanın çoğulu. Ne varsa gidip göklerde her biri yani gökler dahil, yıldızlar, ay, güneş, yıldızlar dahil, hava dahil, melekler, insan dahil. Vel erdi, yerine varsa Allah aşkına böyle. Esen yer, akan su, ağaçlar, 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 ağaçlar. Hele ağaçların tespit, zikirler onların muhtemelen böyle. Bir muhtemelen bir hoca varmış, yani kalp gözü açık deniyor bunlara. Keşif açık derler böyle. Açık, hoca varmış. Bunun çok sevdiği bir talebe varmış. Diğer talebeler onu aşağı görmüş diğer talebeler böyle. Böyle saf duruşu, her şeye karışmaz, oynamaz, yaramazlık yapmaz. Tefekkür halinde, kendi halinde diğer talebe onunla alay ediyor böyle. Yani bir saf maf falan diye böyle bir şey yapıyorlar. Bilmiyorum hoca efendi rahmetli alıyor talebelerini bir kıra götürüyor bunları.
kırda bir sohbet yapalım orada diyor. Hem tabii bir şey yiyecek orada bir yapacaklar. Kıra gidiyorlar. Şimdi hocam onu soruyor talebelerine. Nereye oturalım? Bakın bakalım diye tabii bir şehre bakın bakalım da. Nereye oturalım? Herkes tabii işte yeşili, çimenli, ağaçlı, şunlara, bunlara böyle. Hocam burası çok güzel. Hocam burası daha güzel. Burası daha güzel. Tabii bu susuyor tabii bu muhtemelen. Hocam şimdi soruyor. Sen dersin diyor. Adam Muhammed bak. Muhammed sen dersin. Şöyle duruyor. Söylüyorum sen söyle bakalım diyor. O da gösteriyor. Neyi gösteriyor böyle? Taşlık, böyle güneşli bir yeri gösteriyor böyle. Hocam burasını ben daha uygun göreyim oturmak için. Tabii gülüyor diyor talebeler. Hocam ona sorulurum ben saf o be. Bu kadar ağaçta gölgelik, yeşillik varken baksana kalktı taşlık bir yeri güneşi gösteriyor bu şekilde böylece. Gülüyor da tabii bunlar şimdi. Hoca bakalım soralım bakalım niye işte burasını bakalım diyor. Hoca biliyor tabii böyle. Bakalım soralım bakalım niye burasını tercih etti o şimdi bura yeşili gölge varken böyle. Ona soruyor. Yavrum niye sen burasını tercih ettin? Hocam baktım diyor her ot Allah çıkıyor her ot. Her ot böyle. Yoncalar her ot böyle. Her ot böyle. Allah diyor böyle bak. Her bir. Allah. Sübhanallah. Ve bir hamdi. Ya hay ya kogun böyle. Bu yapraklar mı derler? Yerde rüzgar esince böyle bir ses çıkaralım böyle. Of, ses var mı derler böyle? Aşıkların yanar işi anlamıyor. Yanar aşıkların böyle. Aşıkların otur ağacın altına oturuyor böyle. Hava eş zamanlar böyle. Hava eser böyle. Yapraklar beni çarpar böyle. Ondan sonra zikri aşıkları oluyor böyle. Her ağacın zikri başka mı? Eriğin başka, kirazın başka, elmanın başka, muzun başka, urmanın başka. Her birinin zikri başka böyle. Kimi ya Latif, ya Rezzak, ya Hay, ya Kayyum. Böyle hepsi başka başka oluyor böyle. Zikrelere böylece. Onun için renkleri, tatları başka oluyor meyvelerinde. Şimdi hocam onlara baktım diyor. Hepsi öyle Allah zikrediyorlar ki diyor öyle. Öyle Allah zikrediyorlar biraz diyor. Onların üzerine basma hayat demen diyor. Muhtemelen böyle. Tabii biz gözümüz görmüyor muhtemelenler. Öyle ya tercih ederse. Haklı zeyim görmemişler bu insanlara böylece. Mevlam biriye yüsebbihü lehü Allah tesbih ediyor. Sübhanallah diye yanıyor böyle. Yanıyor muhtemelenler. Ma fis semavat. Gökte olan ne varsa ma. Mendil buradaki. Yani melek, insan, cinin dışında ne varsa daha. Dünya dönüyor. Niye dönüyor? Boşa mı dönüyor dünya böyle? Niye dönüyor acaba? Kim onu döndürüyor? Kim onu dünya yarattı? Kim oturuyor onun yörüngesine? Ya yörüngesine ayrılır mı? Ayrılamıyor. Ayda, yıldızlar, güneş, galaksiler muhtemelen. Alemin sınırı yok bize. Var Allah katında var bizim yok sınırı. Yedi kat gökler muhtemelen. Bir karış boşu yok melek var muhtemelen. Peygamber böyle. Peygamber böyle. Miraca vardığım gece gökte bir karış boşu yok görmediğim mutlaka melek var böyle. Melek. Ya secdede, ya rüküde, kıyamda Allah'ı zikreden melek var böyle. Yani tarafından var böyle. Alem başı boş muhtemelen. Kim gafil? Biz de gafiliz muhtemelen. Biz de gafiliz böyle. Dalıyız böyle dünya başına dalıyız bunlara böylece. Biz gafiliz böyle. Ve erdi ve yerde ne varsa bak. Ne varsa böyle. Ve sen yel de böyle. Hu diyordu onu. Hu ismi çeker. Yer muhtemelen. Hu. Hu diye beraber ne? Bir ağaçta geldi mi? Evvel ama bir yürü dedim böyle. Artık ağaçlara değil, öyle bir şey yaşamadım ben böyle. Mevla abi, hu ses tezgide böyle. Esen gel böyle. Denizdeki balıklar mı da bak. Denizdeki balıklar böyle. Her bir zerre bir atomlar, elektronlar dönüyor. Atomun çekil etrafında dönüyor böyle. Ona boşun diyor ondan dönüyorlar. Boşun diyor ondan. Bir an durmadan böyle. Bir an durmadan böyle. Durma elektronlar dönüyorlar böyle. Yörüngelerinde böyle. Kaç tane elektron var bir atomda? Atomu değişiyor. Her biri Allah zikrediyor. Ne diyorlar? Ve hüve el azizül hakim. Ve hüve Allah Celle Celaluhu Mevlam el azizdir, el hakimdir Mevlam. El aziz her şeye gücü yeter. Dilediğini yapar. Kimse onun takdirini bozamaz, değiştiremez. Kimse muhtemelen. Yani dünya bir araya gelsin, bilim, teknoloji hepsi birleşsinler.
yönesinden böyle Allah'ın takdirini zerre kadar değiştirmek kimse gücü yetmek muhtemelen. Ne insan ne cin ne melek var muhtemelen. El aziz böyle. El hakim ama Rabbim her şeyi hikmetiyle yapar böyle. Hikmeti böyle. Bize bazı şeyler ters gibi gelir. Ya bu niye böyle olmuş? Ama hikmetini bilebilsek öyle olması gerekir muhtemelen. Öyle olması gerekir muhtemelen. Hikmeti bir şey böyle. En doğrusu odur. Allah'ın yarattığı Rabbim ya ne Rabbim vermişse en doğrusu odur muhtemelen. Sahabe-i kiramdan bir zat vardı. Adı Salebe adında. Salebe. Bunun adı Meşrili Gamame. Meşrili güvercini kuşu. Hep mescitte. Mescitte şiirler, süpürür, namaz kılar, Kur'an okur. Hep mescitte böyle. Sahabe ona isim taktılar. Meşrili Gamame. Mescidin kuşlarına böyle. Mescid Hamame. İsmi taktı kendisine. Fakat çok fakir ama. Bakın muhtemelen. Sabah namazına biraz geç gelir sabah namazına böyle. Bazen iki rekat işledi bazen böyle. Peygamber sordu. Ya Salebe, niye sen sabah namazına geç geliyorsun? Utandı söylemeye. Söyle neye geç geliyorsun sabah namazına? Ya Resulallah. Evimizde tek bir gömlek var. Başlamış yine böyle. Vakit namazlarında vakit geniş. Hanım kılıyor. Ve ben götürü vereyim kılıyor. Bir tek gömlek var böylece. Sabah namazında ben buradan gidecek eve güneş doğacak. Bunun için önce benim zevcem, hanım, hatun gömleği alıp giyiyor. Namazını kılıyor. Ben giyiyorum. Sonra ben geliyorum. Bakın muhtemelen. Karakol içerisinde bir de gömlek var böyle. Bir peşlama da var. Kendini koruyan bu şekilde böylece. Ama namaz kılabilecek şekilde bir tek gömlek var mı? Bak, bu kadar fakir böylece. Şeytan buradan girdi ona bakıyorlar. Yani sahabe olduğu halde, Beşir Hamam olduğu halde, şeytana buradan girdi şimdi. Ne diyor şeytan ona? Bak Resulullah seni çok seviyor. Sen halini soruyor. O Allah'ın Resulü peygamberdir, hak peygamberdir. Dua etsin, Allah sana mal verir. İşte girdi muhtemelenler. Hanımla da bir işte böyle bir geçiyor, kalbinden geçiyor. Kadın da onu şeyine kandırdı. Dedi ya söyle Resulullah'a, bize dua etsin de bize Mevlam bir mal versin bize böyle. Geldi ya Resulallah, işte utanıyorum ama ya Resulallah, dua etsen de bize Mevlam bir mal verse. Baktığın durumuna malını yaramayacak muhtemelenler. Burada el-hayr-ı mahtar-ı buyuruyor. El-hayr-ı mahtar-ıhullah buyurdu. En hayırlı hal Allah'ın sana verdiği haldir. Rahim kuluna zenginlik verir. Ona fakirlik yaramaz. Fakir olsun çıldırır. İsyan eder. Ona zenginlik. Ne kadar zengin olsun daha iyi olur böyle. Yani salim mümin böyle. Ona mal zarar vermez böylece. Kim insana mal zarar verir muhtemelen böyle. Bak. Son kelimeyle en hakim böyle. Hikmet yani böyle. Buyurdu Peygamberimiz. En hayırlı hal Allah'ın sana verdiği haldir. Sen bu haline razı olmadın. Sen bu haline razı ol dedi. Senin için bu da hayırlı böyle. Sen bu hakkından gelemezsin. Karun gibi. Karun öyle olur muhtemelenler. O da öyle olur böyle. O da sapıttı böyle. Dinsiz iması gitti be. Allah'a korusun. Battı gitti böyle. Hanım geldi. Ne oldu? İşte Peygamber böyle buyurdu. Ya biz yapmayız işte. Şöyle yapmayız. Böyle yapmayız. Biz fakirliği çeker çektirirken böylece. Peygamber gene yalvarınca Peygamber peki Salim abi istiyorsun. Dua edin Mevlam'a böyle. Peygamber dua etti. Mevlam kabine duasını. Mevlam buna mal verdi muhtemelenler. Bir koyun aldı. İki adam attı. O güzel bir şey attı. Hemen sattı muhtemelenler. İki koyun aldı. 3-5-10 derken artık Medine sığmadı koyunlar. Benim dışına çıktı artık böyle. Sürü o kadar muazzam, develer, hayvan, inekler, sürü hayvanlar hep akın mal oldu böyle. Bir yastığı sabahımıza gelme başlarken cuma gelme başladı muhtemelen böyle. Zekat emri geldi. Peygamber ona elçi gönderdi. Zekat memurundan gönderdi. Gidin söyleyin Salebe'ye. Zekatını versin böyle.
Gittilerle Kristus'a bizi gönderdi. Bana zekatını ayır. Bunu fakire vereceğiz bu şekilde böyle. Düşüneye bak kendine bak. Düşüneye bak kendine böyle. Uyumadı ya düşüne gece. O kadar zekatını ayıracak mallar binlerce koyun dev oluyor muhtemelen böyle. Kıyamadım ona muhtemelen. Hiç yoktu. Hiç yoktu. Kıyamadım böyle. Zekat da veremedim muhtemelen böyle. Veremedim. Allah korusun. Münafık oldum muhtemelen. Sonradan geldi, vermeye razı oldu. Devlet kabul etti muhteremler. Benim almadı bunlar bunu böyle. Hazreti Bekir'e geldi, yine almadı. Hazreti Bekir o da almadı. Hiç almadı böyle. Allah korusun muhteremler. Münafık olarak gitti böyle. Tevbe sonra geçiyor bu konu, geçiyor orada, genişle geçiyor orada böyle. Demek ki Mevlam en hakimdir böyle. Bazı insanın sağlık yarar. Kişi sıhhatlıdır böyle, sağlıklıdır böyle. Ya bu tabi İslam yaşanır için bu. Bu tabi. Ona sağlık gelir böyle. O hastalandı mı, o hemen gevşeyen başlar mı? Hastalığın böyle, başım ağrıyor, hastalığım, şu bu, sıkıntı, şikayet ederken böyle, bu ibadetlerine kopmaya başlar mı? Ona sağlık gelir mi? Bazen hastalık yarar böyle. Hastalık oldu mu ona hastalık yarar bu insana böyle. Orası ağrır, burası ağrır, acını bilir, haddini bilir, hudur hukukunu bilir, Allah'a daha çok yaklaşır. Bak sabredin muhtemelen böyle. En hayırlı hal, Allah verdiği hale razı olmak muhtemelen böyle. Yatar Fatiha.